Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Yenişehir çiftliğimiz için bugün mısır tarlasındayız ve silaj yapıyoruz. Gürolcum, şimdi elimizde zaten hani mısır kendini gösteriyor. Ama silaj yapmadan önce bu tarlayı neye göre seçiyorsun? Nelere dikkat ediyorsun? Ve silaj yapma esnasında nelere dikkat ediyorsun? Bunları biraz konuşalım. Tam sezonu ilk ürün silajı yapıyoruz ve güzel bir tarladayız. Mısır silajını çiftliklerimizin hepsinde çok önemsiyoruz. Çünkü yıl boyunca yüksek oranda, %40'lara yakın bir oranda bu ürünü silaj olarak yediriyoruz. Özelliklerinden biraz bahsedelim. Tarlaya girdiğimiz zaman olgun ve silaj olabilir seviyede bir bitkiyi nasıl tanımlarızı anlatmak gerekir. İlk önce tarlamızdaki bitkimizin alt dallarının birkaç tanesinin kurumuş olmasını bekliyoruz. Çünkü evet, ömrünü tamamlamış olacak. Buradaki ana hedefimiz yaklaşık 30 ile 35 kuru madde arasında minimumda bir silaj yapmaktır. Bitkinin alt dallarının kurumuş olduğundan ziyade bir de koçanımızı incelememiz gerekiyor. Evet. Mısırımızın koçanını kopardıktan sonra ortasında şöyle ben sana. Teşekkür ederim. Soymakla uğraşmayalım. Süt çizgisi dediğimiz %50'sinin olgunluğuna ulaşmış olması lazım. Yani bir tane mısırın %50'lik seviyesine süt çizgisinin gelmiş olması gerekiyor. Bu da hamurlaşma dönemi içerisinde olan bir silaj olduğunu şey yapar. Sıktığımızda su çıkmamasını arzu ediyoruz. Ve ikiye böldüğümüzde de ortasından üst taraftaki nişasta unlarını görmüş olacağız. Bu tam bir olgunlaşma seviyesinde bir mısır oluyor. Tabii mısırın sadece olgun bir mısır olmasından ziyade biz bunu yeşil bir bitkiden ise nişasta özelliği dolayısıyla da tane seviyesini incelememiz gerekiyor. Bir bitkinin boyuna baktığımızda yaklaşık 2.20-2.35'lerde bir boyu olduğunu düşünüyoruz. Tanelerini sayıyoruz. Yani bir bitkide kaç adet tane mısır var? Bu da her bir tarlanın kendi özelinde bitkiler arasındaki nişasta içeriği hakkında bize bir hesaplama bilgisi veriyor. Bunun tarladayken de ne kadar nişastalık bir silaj çukuru yapacağımız hakkında bize bilgi verecektir. Tarlaya girdiğimizde ilk önce ben bitkinin alt bölümlerini inceliyorum. Alt yapraklarının birkaç tanesinin kuruyup kurumadığının verisi bize bitkinin ömrü hakkında bilgi veriyor. Aslında tarlaya girmeden de üst püsküllerinin de renkleri bize olgunluk zamanı ile ilgili net bilgiler veriyor. Evet. Girdikten sonra bitkinin alt dallarını inceledik. Birkaç tanesi kurumuş. Daha sonra bir koçan alıyoruz, koparıp püsküllerinin renklerinin koyulaşmış olması olgunluk zamanını gösteriyor. Biz bir silajı yapmak için 30-35 kuru madde civarlarında bir silaj yapmayı bekliyoruz. Taneyi kırdığımızda ortasındaki süt çizgisinin en az %50'lik seviyeye ulaşmış olması gerekiyor. Bir tane mısırı elimize aldığımızda sıktığımızda da su çıkmaması, patlamaması gerekiyor ki hamurlaşma döneminin içerisinde olsun. Bir mısırı ortadan tanenin ikiye böldüğümüzde de üst tarafında unları incelememiz gerekiyor. Nişasta dönemine geçmiş olması gerekiyor ki güzel bir mısır olsun. Gövdesi, yaprak çokluğu, yaprakların yatay olması, dikey olması, bunlar sende bir artı sağlıyor mu? İnce gövdeli bir mısır olması, özellikle silajın daha lignin yapısının az olması, sindirilebilirliğin daha üstte olmasını sağlıyor. Gövdenin kalın olması bize daha olumsuz etki yapacaktır. Gövdelerimizin ince olmasını bekliyoruz. Silajın içerisine girdiğimizde tabii koçanın çok yüksek olması veya çok aşağıda olması bitkinin bir stres yaşadığını, bir problem yaşadığını da gösterebiliyor. Tabii biz onlardan ziyade genel olarak tane içeriği, tanedeki mısır sayısı, olgunluk seviyelerini inceleyerek bir silajın alımı hakkında karar veriyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan ağzına sağlık.